Merhaba sevgili basketbol severler. Basketbol.com.tr'ye hoş geldiniz. Konferans finallerine geldik ve bir tarafta Golden State, bir tarafta Cleveland 2-0-2-0 gidiyor. Önce doğudan başlayalım. Gerçi başlamasak daha iyi olabilir. Dün gece itibariyle, bu kaydı cumartesi sabah yapıyorum. Dün gece itibariyle ya Cleveland'ın Boston'a yaptıkları hakikaten biraz ayıp oldu. Önce Doğu Konferansı'ndan başlayalım. Gerçi hani başlamasak daha iyi olabilir çünkü yani cumartesi sabah itibariyle kaydediyorum bu kaydı. Dün akşam yani Cleveland'ın Boston'a yaptıkları hakikaten biraz ayıp oldu. Yani playoff başından beri söylüyoruz. Bu 2016-2017 sezonu normal sezon itibariyle bence tarihin en iyi sezonu olsa da playofflar hakikaten çok beklentilerin altında, rekabetçilikten uzak geçiyor ama dün Cleveland Boston'a çok kolay kolay göremeyeceğiniz bir ezici üstünlük sağladı. Yani şimdi bu iki takımın Doğu birincisi ve ikincisi olduğunu unutmayalım. Ki Boston birincisiydi. Gerçi hani hep konuşuyoruz zaten. Boston daha çok normal sezon bir takımı, playoff performansının düşmeyeceği aksine, pardon yükselmeyeceği aksine düşeceği biliniyordu. Bir takım zaafları falan filan var diyoruz ama ne olursa olsun bu takım çok kaliteli bir takım. Çok disiplinli bir takım. Ya dün Cleveland net bir şekilde yaş grupları arasındaki farklı takımlar gibi. Yani genç takım, yıldız takım maçı gibi oldu. Yani hiç bir şekilde iki aynı ligin takımı değilmiş gibi gözüktüler. Federasyon kupasında falan oluyor İngiltere'de. Premier Lig takımı, 3. Lig takımına çıktı. Ancak öyleydi. Yani bu Boston'ın kazanamayacağı ya da şey yapmayacağı anlamına gelmiyor ama çok ciddi bir siklet farkı var arada. Ya daha şey çok daha iyi. Yani ağır siklet boksörle orta siklet boksör maçı gibiydi. Genelde orta sikletler daha hareketli olur, bir şeyler yaparlar. O falan da olmadı. Bir de yani özellikle ilk maçtan sonra da, ilk maçta da çünkü çok benzer şeyler oldu. Yani Cleveland öyle bir mesaj veriyor ki maçta, abicim siz bizim dengimiz değilsiniz diye psikolojik olarak da çok yıpratıyor. Yetmezmiş gibi de bir Isaiah Thomas'ın sakatlığı yüzünden etkisiz kalması zaten sınırlı olan Boston hücumunu tamamen eline ayağına bağladı. Yani yapacak hiçbir şeyleri kalmadı. Bu arada Isaiah Thomas Wizards serisinin 6. maçından beri sakatmış. O yeni ortaya çıktı. Gerçi biraz yavaşladığını görüyorduk ama onun ne kadar oyunla bağlı... 7. maçı çok iyi oynamıştı. Yani 6. maçta sakatlandı diyorlar ama etkinliği de çok düşüyor. O olmayınca da Boston'ın hücum anlamında yaratıcılığı neredeyse sıfıra iniyor. Çünkü Al Horford'un tüm yarattığı şeyler Isaiah Thomas'ın tehditleri ve Isaiah Thomas'ın üzerinden geliyor. Isaiah Thomas tehdit yarattığı için Al Horford'un oyun kurma veya potadan uzak toplu oynama yetenekleri daha değer kazanıyor. Yani bu seri 2-0 şu anda ama bitti yani. Yani hiç Cleveland'a gidecek seri ama aynı siklette bile değiller. Yani hiçbir şekilde direnme ihtimali bile yok Boston'ın. Onu gördük. Tabii bunların hepsi yani Boston'ın sorunları var ki bu sorunları geçtiğimiz videolarda çok konuştuk. Playoff'un başlangıcında da konuşmuştuk. Onlara bakabilirsiniz. Esas hikaye Cleveland tabii. Yani anlatmak güç ya. Yani anlamlandırmak güç çünkü. Bu Cleveland takımı normal sezonun son 24 maçını, yaklaşık 1,5 aylık bir süresini 24 maçın 14'ünü kaybederek geçti ya. Ha şimdi herkes aynı şeyi söylüyor işte. Vites yükseltiyorlardı. LeBron zaten şampiyon olmayı biliyor. Normal sezonda dinleniyor. Doğru yerde konsantre olduğu zaman asıl gücünü gösteriyor. Normal sezon onun için bir hazırlık dönemi falan. Tabii bunların hepsini kabul ediyorum. Doğru da zaten. Fakat yani bu kadar dramatik değişiklik olmaz. Yani son 24 maçın 14'ünü kaybetmeye çalıştı ya da hiç umursamadı demeyin. O maçların bazılarını çok kazanmak için oynadı. Cleveland kazanamadı. Yani çok net var. Bir tane Boston maçı var mesela kazanmak için oynayıp kazanamadıkları. Bir tane Toronto maçı var öyle. Toronto maçı mıydı? Hatırlamıyorum. Yani var öyle birkaç maç. İlk turdaki Indiana maçı, Indiana serisinde de hiç bunları göstermemişti. Ama Indiana serisi bittiği günden itibaren biz hep şey diyorduk, o hani Everest olduğu için, ya tamam dünyanın en büyük tepesi Everest diyorsun. İşte 8880 rakımı var, şudur budur, yani şunları bunları yapar. Ve onu bir yere koyuyorsun, tamam mı? Ve fazla düşünmüyorsun. Yani işte neleri yapıyor, şunları yapıyor, şu kadar etkisi var, tamam eyvallah. Abi LeBron bir çıkıyor geliyor diyor ki, abicim siz Everest dediniz ama alakası yok, Everest geride kaldı. Bu Himalayalar'da yepyeni bir daha 12.000 rakımlı falan gibi bir şey dedi. Yani şu anda LeBron James geçen sene final serisinin son 3 maçı ile birlikte kariyerin en olağanüstü basketbolunu oynadı. Sahada yapamayacağı şey yok.
komple oyuncu tanımı yepyeni bir standarta kavuşmuştu şu dakikadan sonra. Yani dünya üzerinde gelmiş hiçbir şey en komple oyuncu şu anda LeBron James. Şöyle örnek vereyim. Şu anda Stephen Curry'den daha yüksek yüzdeyle üçlük atıyor. 2001 Shaq ki ben her yani benim videolarımı seyredenler biliyordur. 2001 Shaq'i ben NBA tarihinin en dominant performansı olarak görüyorum. Yani tek başına oyunu onun kadar etkileyen bir performans da olmadı. Daha en iyi oyuncu demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama tek başına oyunu 2001 Shaq kadar etkileyen bir oyuncu daha gelmemişti. Şu anda o Shaq'ten daha dominant, şöyle Stephen Curry'den daha iyi üçlük atıyor. 2001 Shaq'ten daha yüksek yüzdeyle pota altı bitiriyor. 2001 Shaq playofflarda potaya 1 metre civarındaki mesafeden %72 ile atmış, %71.9 ile atmış, LeBron %72.2 ile atıyor. Ya, pota altında 2001 Shaq, 3 sayı çizgisinin gerisinden 2017 Stephen Curry'den bahsediyoruz. Bu sadece attıkları bu arada. Ve attıkları esas silah değil. LeBron hiçbir zaman büyük bir skorer olmadı. Daha doğrusu skorer değil LeBron zaten temelde. LeBron skor yapıyor. Fakat LeBron esas oyunu yönetiyor. Ve oyun yönetimi açısından şu anda öyle bir... Zaten yani sağ görüşü falan acayip bir seviyedeydi. Şu anda zihinsel olarak öyle bir olgunluğa da ulaşmış ki geçtiğimiz yıllarda yaşadığı o iç dinamikleri, problemleri yaşamayıp her şeye hakim, ne zaman ne yapacağını çok eriyor. Şimdi yetenekler sınırsız fakat o yeteneklerin hangisini nerede ne zaman kullanacağı konusunda da inanılmaz bir olgunluk seviyesinde. Şey gibi ya, satrançta Grandmaster seviyesine ulaşmış gibi. Normal oynuyorsun en ufak bir şeyde en doğru hamle yapıyor. Hep en optimum hamleyi. Ya da bir bilgisayar programı gibi en optimum hamleyi buluyor. En mesela eşleşmeye göre, skorun durumuna göre, rakibin durumuna göre penetre mi edecek, post-up mı yapacak, penetre yaptığı zaman yardım gelince nereye verecek falan tık tık tık. Chris Paul sağ görüşüne, Jason Kidd sağ görüşüne, Chris Paul pas yeteneğine, Stephen Curry üçlüğüne, Shaq pota altı bitirişine, LeBron atletizmine sahip bir, nasıl derler, muazzam bir birleşim oluşmuş durumda. Bu kadar komple bir oyuncu olabileceğine ihtimal vermiyor. Yani LeBron her zaman çok yönlü ve çok... Bugün gayri resmi olarak bir istatistik var. LeBron yapmak denen bir şey var. 27 sayı, 7 rebound, 7 asist yaparsan LeBron yaptı deniyor. Çünkü LeBron o kadar sıklıkla yapıyor ki... Bu arada LeBron'un kariyer ortalamaları 27 sayı, 7 rebound, 7 asist. Onu da söyleyeyim de. Hani kariyer ortalamasına geldi bu. Bu işte hani oyunun her alanında katkı yaptığını anlatmak için yapılan küçük bir espri. Bu arada 27 sayı mesela çok ciddi bir rakam olmasına rağmen dediğim gibi... LeBron'un temel özelliği skor değil. Yani bir Kobe gibi değil LeBron. O daha çok oyunun her alanına hükmetmeye çalışan bir oyuncu. Fakat şu aşamada LeBron'un çok iyi olduğu yönler, kısmen iyi olduğu yönler vardı. Şimdi oyunun hemen hemen her alanında elit seviyede. Oyunun en iyisi, şunu en iyi yapan oyuncu şudur diyorsun, LeBron ona çok yakın şeyler yapıyor. Şimdi tabii LeBron kariyeri boyunca çok kutuplaştırıcı bir oyuncu olduğu için eskiden gelen ona karşı bir antipati var. İşte özellikle takım değiştirdiği dönemdeki o tercih falan korkunçtu. Bakabilirsiniz, yazıhaneden de var o yazı. Doğal olarak hani taraftar olmayan kişilerin belli oranda sevmemesi de mümkün. Arkadaşlar yani zaten bu videoyu seyredenlerin çoğu maçları seyrediyordur. O yüzden bir şey demeyeceğim ama abi fırsatınız varken şu LeBron'u seyredin. Çünkü İnsan tarihi izlerken, yani tarihin içindeyken tarihi yaşadığını fark etmiyor. Şu anda tarihi yaşıyoruz. Yani tarihe geçecek bir performans yaşıyoruz. Ben her maçta, yani şu ana kadar Toronto serisinde ve Cleveland serisinde, Boston serisinde şu 6 maçı seyrederken her birinde ağzım açık kaldı yani. Geçen sene final serisinin son 3 maçı ve bu sene ikinci turda ve konferans finalinde oynanan 6 maç bir basketbol şeyi, şovu adeta. Hakikaten şov. Yani bir oyuncunun ulaşabileceği en yüksek mertebe nedir denemesi gibi. Yani resmen rekor denemesi yapıyor ya. Hakikaten rekor. Bu şey gibi, Usain Bolt'un kazanacağını biliyorsun ama kaçla kazanacağını merak ediyorsun ya, onun gibi yani. Yani resmen rekor deniyor adam. Yani hayran olmamak bu performansın etkisinde kalmamak mümkün değil. Çok tavsiye ediyorum. Ha bu arada yeri gelmişken şeye geleyim. Bu takımda, bu Cleveland takımı da ideal LeBron takımı. Yani LeBron işte atıyorum
Kobe büfteği ise işte en iyi bezelye, en iyi patates gibi yanında. Artı oyun değişimi, yani tempo ve alan paylaşımı basketbola dönmesi LeBron'un yeteneklerinin çok çok daha serpilmesine ve etkili kılınmasına yol açtı. Eğer LeBron lige 2003'te değil, 2013'te gelseydi, 10 yıl sonra gelmiş olsaydı, yani LeBron taze bir oyuncu olsaydı, tarihin gördüğü en iyi oyuncu derdik. Çünkü her sene buna yakın şeyler yapabilecek durumda olur. Ya da Westbrook'un yaptığını her sene yapabilir. O zaman şaşkınlıktan aklımızı yitirebilirdik yani. Ki zaten şu anda da yitiriyoruz, ayrı konu. Bütün sezona yayardı diyeyim daha doğrusu. Bu kısa yani bu kısa performansı. Ve hani en tartışmalı şeyi de söyleyeyim. Bence zaten LeBron hani bu playoff performansından önce de ben onun NBA tarihinin ikinci oyuncusu olmayacağını düşünüyordum. Şu anda ona ulaştığını düşünüyorum. Finalde Golden State gibi hani tarihinin iyi takımlarından birini mağlup ederse ondan sonra ciddi ciddi yani ben hiç kimsenin Jordan'a kıyaslanabileceğine kolay kolay inanmıyordum. Çünkü Jordan'ın hep söylerim en büyük özelliği zirveye çıktıktan sonra inmemesiydi. LeBron da mesela 2010-2011'de yaşananları herkes hatırlıyor ama o eski LeBron'du. Yani son haline geldikten sonra LeBron zirveye çıktıktan sonra kimse kolay kolay indiremedi onu. O yüzden o Jordan'ın hiç başarılamaz dediğim şeyi yani zirveye çıktıktan sonra indirilememek özelliğini LeBron tekrarlıyor şu anda. Bu sene işte Golden State yener. Seneye de buna benzer bir şey yaparsa o zaman ciddi ciddi LeBron Jordan tahtında ortağı olacak yani. Ki hani kısmen oldu bile. Sadece devam ettireceği, ne kadar devam ettireceği önemli. Jordan'ı geçti demek için çok abartmaya gerek yok. Çünkü yani ben Jordan'ı seyrettiğim için diyorum. Pek çoğunu seyretmemiş olabilirsiniz. Jordan da Jordan yani. Hani onun da mesela bir Phoenix final serisi performansları falan akıl almazdı. O yüzden hani onun tahtını almaz ama ortak olur. Onu söyleyeyim. Toplam dakikada sadece Dirk Nowitzki ve Vince Carter'ın arkasında LeBron. İşte Paul Pierce bırakıyor zaten. Nowitzki'nin de hani artık kariyerinin ne döneminde olduğunu biliyorsunuz. Hala en iyi seviyesine gelebilmiş olması da insan anatomisi. O da tıbbın incelemesi gereken çok acayip bir nokta. Seyredin ben şaşkınlık, hayranlıkla seyrediyorum. Batı konferansına gelirsek orası biraz tatsız. Yani bu, aslında bu tarafta yani Doğu'nun da en azından rekabetçilik arasında tatsız olduğunu söyleyebiliriz. Ama orada güzel bir şov var. Onu izliyorsun. Batı'da durum biraz daha karışık. Orada tatsızlık çünkü basketbol dışı sebeplerden oluştu. Ve yani hiç kimsenin sakatlanmasını istemezseniz. Maçta son derece sorumsuz, son derece can sıkıcı bir hareketle bir parçanın, hele ki Kawhi Leonard gibi bir parçanın devre dışı kalması işin tadını kaçırdı. Şimdi bir sakatlık nasıl etkiler diyorsunuz seri? Ya Kawhi ise böyle etkiliyor işte. Hem de Tony Parker zaten yoktu, onu unutmayalım. Ya şimdi Kawhi Leonard'sız, yani bütün ilk maçın hikayesi Kawhi Leonard'la birlikte değişti. Çünkü Kawhi Leonard çıktığı zaman 21 sayım ne öndeydiler San Antonio. Baya baya yani hiç kendine gelememiş böyle, hiç maç temposuna girememiş, uyuklar haldeki Golden State'e tokat üstüne tokat vuruyordu. Golden State kendine gelemedi. Kawhi Leonard sakatlandı, çıktı. 18-0'lık seri geldi, oradan maçı çevirdi Golden State. İkinci maçta da zaten hiç rekabet edemedi San Antonio. Çünkü Golden State bir kendine gelmişti. Ne oluyor ya, bu iş ciddiymiş dedi. O sakatlık bütün serinin kaderini değiştirdi. Ha şimdi en çok tartışılan konu Zaza kastı yaptı. Zaza pislik oyuncu bilmem ne vesaire vesaire. Şimdi bu kişisel görüşümdür. Biliyorum çok reaksiyon gelecek ama ben kişisel görüşümü söylemek için buradayım. Zaza pis bir oyuncu değil. Zaza çok sert bir oyuncu. Sertlikten asla geri adım atmıyor. Zaman zaman bunu zorluyor. Bu onu temiz bir oyuncu yapmaz ama pis bir oyuncu değil. Yani sakatlamak için rakibini çok hamle yapmaz. Mesela Bogut geçen sene oynayan Bogut olsaydı yapar derdim. Çünkü Bogut gerçekten pis adamdı. Ya da başka oyuncular da var. Ama Zaza öyle değil. Zaza çok serttir. Zaman zaman çok sorumsuzdur ama pis değildir. O hareket kasti miydi değil mi? Şimdi bir oyuncunun kasti yapıp yapmadığını dışarıdan değerlendirirsen ne olursa olsun subjektif olursun. Ve bunu tam olarak bilemeyiz. Şu bir gerçek ama kasıtlı olarak kendini sakınmadı. Yani kendini sakınabilirdi. Fakat bunu Zaza'nın aman Kawhi orada ben ayağımı sokayım da sakatlansın diye düşündüğünü varsayamayız. Sadece bu o kadar artık alışılagelmiş bir hareket oldu ki Zaza bunlardan birini yaptı. Kawhi veya işte atıyorum orada DeJounte Murray de olabilirdi. Bunu herkes yapıyor çünkü. Ve NBA'in üzerinde en çok durması gereken konulardan biri bu. Bunu yasaklamak. Ve NBA yıllardır bunu yasaklamıyor.
Daha doğrusu buna daha büyük yap... Bu, yasaklamıyor derken bunun cezası zaten foul. Foul bu. Oyuncunun çünkü sıçrayan bir oyuncunun yere düşecek yeri bırakmanız gerekir. Eğer o yeri ihlal ederseniz o fouldur. Fakat foulden daha büyük yaptırımlar lazım. Para cezası olabilir, kasti foul olabilir bilemiyorum. Ama buna izin verilemez. Beni en çok hayal kırıklığına uğratan bu arada Greg Popovich oldu. Çıktı. Genelde Greg Popovich bu tip konularda çok sert konuşmamasıyla ya da daha sağduyunun sesi olmasıyla bilinir. Çok ağır eleştirdi. Ya işte kimin umurunda şey olması söylediğine kasıt olup olmaması. Kasıtsız adam öldürme diye bir manslaughter diyorlar Amerikalılar. Kasıtsız adam öldürme diye bir suç var. Kasıtsız adam öldürmekten de hapse girebilirsiniz dedi. Şimdi bir kere Popovich gibi çok 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 özel bir karakteri iki açıdan hiç yakışmadı. Birincisi buna ad nauseum denir. Yani herhangi bir olayı çok daha dramatik bir olaya benzeterek olayın boyutunu ve dramatikliğini ve kesinlikle karşılığı konulamaz olduğunu söylemek. Ayıp bir şey yaptın diyelim. Ne bileyim hocana saygısızlık gösterdin. Abi senin bu yaptığın Yahudi soykırımıyla Yahudi soykırımına benziyor dersen hani Yahudi soykırımı çok büyük bir olay olduğu için senin bu yaptığın olayı ona benzettiğin zaman senin yaptığın olay çok çok korkunçmuş gibi gösterilir. Böylece abi işte hani ben bunu nedenlerle yaptım falan diyemezsin de. Bir ad nauseum yapıyor. Yani çok ciddi bir tartışma adabının dışında bir harekettir o. Bir tane yapılan faulü insan öldürmeye benzetemez. Öyle benzetirsen olayın dramatikliğini ve karşı konulama yani senin argümanına karşı çıkılmamasını çok çok korkunç bir olaya benzetmiş olursun. Bunu yapmak çok ayıp bir şey tartışma edebiyatında. Aranızda tartışma kulübüne gidenler varsa bilirler bunu. Çok ayıp bir şeydir yani. Hoş değildir. Bir. İkincisi, Greg Popovich söylediği her şeyde aslında haklı teknik olarak. Yani bu yapılan çok tatsız, işin tadını da kaçırdı. Daha büyük cezalar gerekiyor. Bunların hepsine katılırım. Zaza'nın çok, hani kasıt, bence de kasıt çok önemli değil. Ama son derece sorumsuz, son derece tehlikeli olduğu kesin. Bu trafikte tamamen makas atıp sağa sola arabasını savuran iki araba geçmek için bütün herkesin hayatını tehlikeye atmaya benziyor biraz yani. Hani ne olacağı belli değil. Ben de bu arada ad nauseum yaptım ya. sonuç itibariyle bu son derece sorumsuz bir hareket. Öyle demeyelim. Greg Popovich'in düştüğü hataya ben düşmemeye çalışayım. Son derece sorumsuz ve tehlikeli bir hareket. Bunların hepsine katılırım Greg Popovich'in söylediklerine. Greg Popovich'in sonuna kadar hakkı var. Pardon, Greg Popovich sonuna kadar haklı ama bunu söylemeye hakkı yok. Abi o zaman giderler derler ki sana, babacım sen bu işi başlatan ve en zirveye çıkaran adamı yıllarca sen korumadın mı Bruce Bowen'ı? Bruce Bowen 2000'li yıllar boyunca bunu yaparak zaten şey oldu, bir yerlere geldi. Abi Vince Carter'ın kariyerinin değişmesinin temel sebebidir Bruce Bowen. Ray Allen, Kobe Bryant, Vince Carter, bunların hep Paul Pierce, hepsinin canını okudu yani bu hareketlerle. Vince Carter'ın kariyeri, bilmeyen varsa açsın seyretsin, Vince Carter'ın kariyeri nasıl değişiyor Bruce Bowen sakatladıktan sonra. Ve Bruce Bowen her hareketle bunu yapıyordu. Bruce Bowen'ın en büyük özelliğiydi bu. 2006'da, 2007'de bu konu çok gündeme geldiği zaman nasıl savunuyordu Greg Popovich? O yüzden Greg Popovich söylediğinde haklı olurum, söylemeye hakkı yok. Hiç konuşmayacak o zaman yani. Neyse. Seriye gelirsek, ya zaten hani Tony Parker'ın olmadığı bir ortamda Golden State'in bu kadar büyük bir yetenek farkıyla hani seriyi çok kolay geçeceğini tahmin ediyoruz. İlk maç hiç öyle olmadı ama. O biraz şeyle ilgili, San Antonio'nun disiplini ve maç havasına girmesi ve keskinliğiyle bir anda gafil avladı. Golden State hiç kendine gelemedi. İkinci maç zaten maç gibi olmadı. Sorun şu ki şu anda terazi acayip yer değiştirmiş durumda. Zaten San Antonio ciddi atletizm sorunları var. LaMarcus olduğu için çok ekstra oynamadığı sürece hücumda üretimleri son derece sınırlı. Hani Jonathan Simmons falan ekstra bir şey üretmeye çalışıyor ama onun o yırtıcılığı bir yere kadar vuruyorsun. Golden State'in o yetenek havuzuyla yarışmak imkansız San Antonio'nun elindeki malzemeyle. Ancak takım oyunuyla bir şeyler yapabilir. Golden State'de silkinip bir maça kendine gelince hiç rekabet edemez oldu. Fakat şu var. Cleveland diğer tarafta %100 verimlilikle hatta daha üzerinde oynarken Golden State iyi oynamıyor. İyi basketbol oynamıyorlar yani. İyi derken şöyle, tabii ki iyi oynuyorlar da kendi standartlarında Golden State'in çıkabileceği üst basamaklara çıkabilmiş değiller. Yani Golden State standartlarında 10 üzerinden 6'lık 7'lik oynuyorlar. Bireysel yeteneklere güveniyorlar. Şu anda Draymond Green ve Stephen Curry çok formda. Onların formu üzerinden gidiyorlar. Stephen Curry maçları tek başına koparıyor zaten. Onların formu üzerinden gidiyorlar. Oyun sıkıştığında bir Durant'e veriyorlar falan öyle. Tempo zorlamıyorlar.
akıcılık üzerinden ard arda büyük seriler yakalayamıyorlar eskiden yakaladıkları gibi. Klay Thompson formsuz. Klay Thompson formsuz olduğu için en önemli o serilerde en önemli bitiricilerden biri, önemli silahlarından biri suskun durumda. E onların da ufak tefek sakatlık problemleri var. Iguodala sakat, şey sakat, Matt Barnes sakatlıktan döndükten sonra hiç oynayamıyor falan. Yani onların da şeyleri var. Devir saati daha şey geçmedi. Yani 10 üzerinden 10'luk değil, 7'lik, 6'lık falan oynuyorlar. Bir an evvel toparlanmaları lazım çünkü eğer beklendiği gibi Cleveland'la final oynanırsa ki hani görünen kılavuz istemiyor, oynanacak gibi. Bu Cleveland çok çok daha iyi durumda şu anda. Yani hiç 15 gün önce, 20 gün öncesinin resminden çok farklı bir resim var. Tarihin en dominant oyuncusu, tarihin en komple takımlarından, tarihin en komple oyuncusu, tarihin en komple takımlarından birine karşı. Bakalım ne olacak? Finallerde görürüz.